Bu kamuoyunda tabii bu Saadet Partisi'nin tavrı, almış olduğu bu karar değişik şekillerde tartışılıyor. Mesela bir örnek veriliyor. Ahmet Necdet Sezer'e zamanında, Fazilet Partisi zamanında milli görüşçüler destek verdiler. O zaman Fazilet Partisi vardı. Yani Tayyip Erdoğan milli görüşçü kimliğiyle daha önceki dönemlerde Refah Partisi zamanında milli görüş partisinin belediye başkanı oldu ve bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan adaylardan bir tanesi. Ahmet Necdet Sezer'e oy verildi de Recep Tayyip Erdoğan'a neden oy verilmiyor? Bununla ilgili neden bir görüş belirtilmedi diye bazı eleştiriler de var. Bununla ilgili durumu nasıl açıklarsınız? Şimdi Kadir Bey, burada tabii bunu ortaya dile getiren insanların bir kere olayı doğru olarak yansıtmadıklarını, takdim etmediklerini en başta ifade etmek gerekir bir. İkinci bir husus, müsaadenizle ben Fazilet Partisi döneminde desteklenip desteklenmediğine dair bir iki izahat yapmak istiyorum. 1999 yılının 14 Mayıs'ında yapılan hem mahalli idareler hem genel seçimlerde Saadet Partisi, o zamanki Fazilet Partisi 111 milletvekili almış idi. Bu 111 milletvekilinden Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken Fazilet Partisi tek bir parti olarak var idi. Cumhurbaşkanlığı ortak adayı, mecliste bulunan 5 parti veya 5 partinin genel başkanları bir araya gelerek 25 Nisan 2000 tarihinde bir deklarasyonla ortak aday olarak Ahmet Necdet Sezer'i açıkladılar. Bu açıklamada doğrudur. Recai Kutan Bey'in de açıklamada bulunan o günkü Fazilet Partisi'nin başkanı olarak orada bulunduğu ve açıklamaya katıldığı doğrudur. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Recai Bey'in bu açıklaması o günün Milli Görüş Hareketi'nin lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la birlikte istişare edilerek yapılmış bir açıklama değildir. Ve açıklamadan hemen sonra hocamız Recai Bey'e arayarak, Recai Bey, en hafif ifadeyle Refah Partimizi kapatmış olan bir insana biz nasıl destek oluruz? Buna destek olamayız. Dolayısıyla kendi adayımızı çıkarmamız gerekir şeklinde gerekli hatırlatmayı, gerekli düzeltmeyi yapmıştır. Ve bunun akabinde Fazilet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı olarak yeniden kararını gözden geçirmiş ve yeni bir aday çıkarmıştır. Bu yeni bir aday olarak ben bildiğim kadarını hemen aktarmak istiyorum. Öncelikle Vecdi Gönül Bey'e hocamız sen aday ol diye teklif etmiştir. Vecdi Bey de kendi mazeretini ifade ederek adaylıktan imtina etmiş. Akabinde Nevzat Yalçıntaş Bey'e adaylık teklifi yapılmış ve Nevzat Bey de adaylığı kabul etmesi üzerine Fazilet Partisi'nin adayı olarak o gün için Nevzat Yalçıntaş'a, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Bey'e destek verilmiştir. Ancak gerek Fazilet Partisi'nin kuruluşunda ve gerek öncesinde ve gerekse Nevzat Ahmet Necdet Sezer'in ortak aday olarak açıklanmasından 20 gün sonra yapılan Fazilet Partisi kongresinde de yenilikçiler adıyla adlandırılan ve o günün Fazilet Partisi Başkanlık Divanı'nda bulunan ve hepsi partide bulunan insanların aceleci, hızlandırıcı tavırları yüzünden ama sonrasında Fazilet Partisi'nin adayı olarak Nevzat Yalçıntaş aday olmuş. Birinci turda 61 oy, ikinci turda 67 oy, üçüncü turda da 113 oy almıştır. Burada üçüncü turda sanki Fazilet Partisi'nin geri kalan milletvekilleri Nevzat Yalçıntaş'a oy vermiş de 113 oy alınmış gibi bir algı olabilir. Hayır. Bugün AK Partisi yöneticileri olup o gün yenilikçilik yapanlar üçüncü turda da Ahmet Necdet Sezer'e oy vermiştir. İkinci turda yeterli oyu alamayan ANAP'lı Yıldırım Akbulut çekilerek eski dostu olduğundan dolayı Nevzat Yalçıntaş Bey'e üçüncü turda kendine destek, birinci ve ikinci turda kendine destek verenlere üçüncü turda Nevzat Yalçıntaş'ı, Fazilet Partisi'nin adayı, evet, Nevzat Yalçıntaş'ı desteklemelerini ifade ettiğinden dolayı üçüncü turda da
Nevzat Bey 113 oyu almıştır. O gün Fazilet Partisi veya milli görüş tabanı, milli görüş geleneğine itibar edenler Necdet Sezer'i desteklemediği gibi asıl itibarla o günkü yenilikçiler, bugünkü AKP'liler Ahmet Necdet Sezer'e Fazilet Partisi'nin parti içerisinde ikilik yaşaması için oy vermişlerdir ve partinin de bölünmesinin adımlarını hızlandırmışlardır. Yani bunu açıklamanız çok yerinde oldu. Çünkü Ahmet Necdet Sezer'e Fazilet Partisi, yani Milli Görüşçüler komple destek verdiler. O gün Ahmet Necdet Sezer'e destek verdiniz. Bugün niye Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiyorsunuz sözü, daha doğrusu tavrı, sorusu anlamsız kaldı sizin bu açıklamanızla birlikte. Tarihi tekrar hatırlamakta fayda var. Siz diyorsunuz hayır, hiçbir şekilde Fazilet Partililer, Milli Görüşçü Fazilet Partililer Ahmet Necdet Sezer'e oy vermemiştir. İlk duyulduğu anda Erbakan hocamız nasıl olur da Refah Partimizi kapatan bir insana biz destek veririz, veremeyiz diyerek tepkisini ortaya koymuştur. Ve hocamızla istişaresiz olarak atılmış bir adım, iade-i nazarla tekrar gözden geçirilmiş ve Nevzat Yalçıntaş Fazilet Partisi'nin adayı olarak gösterilmiştir. Ama Milli Görüş Hareketi'nden, partisinden kopmayı planlamış, niyetlenmiş olan insanlar, o günün yenilikçileri, bugünün AK Partilileri Ahmet Necdet Sezer'e oy vermişlerdir. Nevzat Yalçıntaş da hayattadır. Recai Bey de hayattadır. O günü yaşayan milletvekilleri de hayattadır. Bunu çok iyi biliyorlar.